Müdürlüğü tarafından İmar Kanunu'nun 18. maddesi uygulaması gereği hamur uygulamasıyla ifraz edilmesi gerekiyordu. İfraz edilip vatandaşa imar verilmesi, imar planlarında da bunun işlenmesi gerekiyor. Eğer vatandaşın böyle bir talebi varsa, vatandaşın bir talebi mi var ki tek tek buraları biz parsel parsel parselin hisselerini satın alıyoruz? Ben bunun gereksiz olduğunu düşünüyorum. Eğer varsa komisyon başkanımız bilgi verirse teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Mustafa Bey'in anlamadığı hususlara açıklık getirebilirseniz mümkünse. Sayın Başkanım, kıymetli arkadaşlar, yani orası 3000 küsür metre bir parsel. İçerisinde yaklaşık 25 veya 26 tane, tam emin değilim ama bina var. Dolayısıyla her binada hisse sahipleri var. Yekün bir, epey bir insan sayısı var. Bu insanları bir araya getirip anlaştırdık. Şu an için bir pozisyon yok. Yani bir müteahhit orayı çevirip oradaki insanlara anlaştırsa, o ifraz için gerekli işlemler yapsa, muvaffakatlar verirse bir de memnun olur. Ama bu şu an için yapılmadı, yapılmıyor. Biz bunu yapmazsan memnun oluruz. Bizim belediye olarak oradan daha önce satın aldığımız iki tane hissemiz var. Satın aldığımız ve tam da bilmiyorum iktisat sebeplerini ama orada bizim hissemiz var. Şimdi vatandaş da orada biraz önce Mustafa Bey de ifade etti. Gelip orada işte ifraz problemi olduğu için, hisseli bir parsel olduğu için, imarlı bir hisseli parsel olduğu için binasını yıkamıyor, yapamıyor, tadil edemiyor, proje yapamıyor, bir şey yapamıyor ve mağdur. Şimdi onlar bir araya getirecek bir yapı lazım, onların bu şeyi getirmesi lazım. O da imkan dahilinde değil. Vatandaş bu sefer belediye geliyor, o zaman benim yerimi alın diyor. Yani ben size satayım diyor. Şimdi meclis yetkisi olmayınca bu talebe cevap da veremiyor. Biz meclisten bu satın alma yetkisini müdürlüğe veriyoruz. Onlar gelip isterlerse, teklif ederlerse, uygun görürse, vatandaş da mağdur etmeden, belediye de mağdur etmeden satın alma yetkisini müdürlüğe bir nevi itiraz etmek istiyoruz. Problem budur. Raporu da buna dair. Arz edelim. Teşekkür ediyoruz. Vatandaşın talebi olmasa haline şartıyla birlikte. Buyurun Mustafa Bey. Sayın Başkan, başkanımız izah etti, anladık. Aynı tarz yaklaşık bu ve bunun benzeri yaklaşık 70-80 tane parselimiz var içimiz sınırları içerisinde. Oruç Reis Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanını belediye başkanımızın bizzat uğraştığı Oruç Reis Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanı da ayrı bu tarz bir yer. Hatta atık parseller de var orada. Teknik bir terimdir. İzah ederseniz, isterseniz izahını da veririm size. Namık Kemal Mahallesi'nde de aynı tarz bir yerimiz vardı. Bir kısmı hazine arazisiydi. 24 bölümü de özel şahıs arazisi. Ama ne yaptık? Hazine arazisiyle özel şahıs arazilerini toparladık. Toplamda Namık Kemal Mahallesi'nin alt kısmındaki çift havuzlar bölümüne biz TOKİ'de kentsel dönüşüm alanı olarak ilan ettik. Yani bu tarz yerler biz parsellerin bölüştürülmesini değil, daha çok birleştirilmesini önermeliyiz bizim içimizde. Bu tarz bir yerde eğer teşvik edersek ada bazında buraya imar da verilebilir. Ada bazında bakın plan notlarımızda %20 artı bir de %10 yola artışı veriyoruz. Birleştirenlere 500 ve üzerinde metrekare oturum alanlı parsellerde böyle teşvikler de veriyoruz. Bununla çelişmiyor mu yaptığımız uygulama? Yani bu tarz yerlerin hepsini biz mi satın alacağız? Niye satın alalım? Niye biz belediye olarak vatandaşın parsellerini satın alalım? Bunları alana kadar donatı alanlarında bulunan yerleri istimlak edelim paramız varsa. Bunun ben gereksiz olduğunu düşünüyorum. Yani beni tatmin etmedi yapılan uygulama. Saygılarım. Tatmin eder misiniz Mustafa Bey? Evet. Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar. Şimdi söz konusu olan Esenler'in yaklaşık 30 yıldır problemi olan bir yer. Burası sürekli vatandaşların zaman zaman böyle iştiyatla geldiğinde bizden önce de, belki 10 yıl öncesinde de ya daha öncesinde olabilir, aralarında bir kooperatif ile kurdukları ve problemi çözmek istedikleri bir yer. Bu alanda atık parsel burada da var. Burada da o problem. Zaten problemin en temel kaynağı da bu. Şimdi burada
hisse sahiplerinden zamanında evini yapanlar kendileri oturuyorlar veya kiraya vermişler. Yani mülklerinden faydalanıyorlar, nemalanıyorlar her bir şekilde. Ama öyle insanlar var ki 30 yıl önce satın almışlar. Sadece ellerinde devletin verdiği bir tapu var. Başka hiçbir şey yok. Tıpkı oruç değişti olduğu gibi. Çift tapuzda kadar olduğu gibi. Dediğiniz gibi yani. Aradaki fark şu. Burada biz oruç reisi de satın almaya belediye olarak yapmadık da kamulaştırma kararı aldığı için TOKİ yaptı. Burada ise vatandaş tepkisiyle alabiliyor. İlla ki benim yerimi alın diye. Ben onlara geldiklerinde imza ediyorum. Askeri alanı aldım. İnşallah problemli olan yerlerin hepsini, donatı alanında kalan yerlerin hepsini Allah nasip ederse çözeceğiz. Bekleyin. Beklenmeler sizin menfaatinize diye. Ama öyle insanlar geliyor. Diyor. Hastam var diyor, şekerim var diyor. 30 yıldır bekliyorum diyor, inanmıyorum diyor bir şey olacağına. Beni kurtar diyor. Biz bunu diyenlere, talep edenlere kullanırız. Evet, Namık Kemal'de öbür tarafları da varsa, fiyatı mahkumsa, yine gelir meclise, meclise kararını alırız. Oradan da alırız. Biz milleti kurtaracak bir şeyse her zaman yapmaya hazırız. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Şikayet müzakere herhalde Mustafa Bey. Valla ben söylüyorum ama başkan ısrar ediyor. Madem yeri satın alacaksın o zaman donatı alanını alalım. Evet, burayı güzel. Satın alalım. Yani ben diyorum ki parçalanmasın parseller. Bütün bir parsel. Böyle vatandaş bir iki bir iki şey daha söyleyeyim. Tamam. Olur mu? Peki. Duydu herhalde Mustafa Bey beyanı. Evet. Şimdi burayla, ilgili evet, kentsel dönüşümle ilgili de çalışma yapmak istedim. Üzerinde oturanları hiçbir şekilde yani fiilen orada oturup işgal eder. Yani işgalden de alan kendi yerine götürüyor ama anlaşmak için size bile gelmiyor. Çağırdığınız halde gelmiyor. Siz burada kentsel dönüşümü nasıl yapacaksınız? İletişim de kuramıyorsunuz. Yıllardır öbür adamlarda kuramamışlar. Kooperatif kurmuşlar. Mahkemelere vermişler. Mahkemeler sonuçta hukuksuz kalmış. Yani çözümü ancak böyle belediye zaman içerisinde aldıkça kalıp olabilir yerimiz var. Böyle aldığımız yerler var. Bu ilk defa aldığımız karar değil. Orada pazar yeri yapıyoruz diyoruz. Orada da bizim yerimizde. Aldığımız şey buraya yeni bir yer, birkaç kişi var satmak isteyen. Makul fiyata verirlerse, anlaşabilirse almak istiyorum. Bunu alabilmek için de meclisten yetki istiyorum. Ama benzer eserlerin içerisinde aynı şekilde başka bir yerde yer varsa çık gelsin vatandaş başvursun. Eğer makul fiyata verirse biz makul fiyata verilecek her yeri almaya hazırız. Evet, benim anladığım kadarıyla sizin ürettiğiniz çözüme AK Parti buna karşı değil. Ama bunu kabul ediyor. Evet. Ancak her yerde bunu kullanamayacağı husus, ben öyle anladım. Anladığımı da ifade ediyorum. Bu olayda sizin söylediğiniz çözüm üretmenin çok mantıklı olmadığını ya da en azından yok, uygulanabilir olduğunu söylüyorum. Çözüm var. Cümlemin arasında söyledim. Başkanım dikkat etmedi herhalde. İmar Kanunu'nun 18. maddesi bize bu tarz yerleri çözme yetkisini, resen çözme yetkisini veriyor. Biraz zor. Ama yapalım. 18. maddeye göre burada hamur yaparsınız. Orada vatandaşların